Biden ister tabii artış gösteriyordu. Ancak Trump'ın tekrar seçilmesi, işte Hazine Bakanlığı'na Scott Benson'ın açıklanması, Elon Musk'ın Verimlilik Bakanlığı'na atanacak olması. Bunlar işte Amerika'nın genişletici politikaya ilişkin sinyallerini oluşturdu. Bu da yatırımcı da bir altına karşı düşüş gösterdi. Çünkü geleneksel yatırımcılardan ziyade kripto varlıkların birden arttığı bir dönemi gördük ki $100 seviyesine geldi. Ama altının şu anda politik riskleri, jeopolitik riskleri ve onunla beraber hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminin göz önünde bulunacak olursak artışı devam edecektir. Altın yatırımcısı o yüzden sakin kalmalı. İşte kredili işlem diyoruz borsada. Altın yatırımcısı da borçlanarak bu yatırım yapmamalı. Eğer dayanacak gücü varsa ya da altın bir parası var, tasarruf varsa altına bu şekilde yatırmalı. Yani alabilecek gücü olan alsın diyorsunuz bu dönemde. Şu an alım seviyesi. Şu an alım seviyesini ve alım fırsatını sundu. Bir düzeltme yaptı. Bu düzeltmeyle beraber şu anda hala alım seviyesinde. $2,690 seviyesinde. Ons'ta galiba altın en son, yanlış hatırlamıyorsam. 2750'ler seviyesine kapatacağını bekliyoruz sene sonu itibariyle. O yüzden altın yatırımcısını üzmeyecektir. %30'a varan bir artış oldu. Enflasyona karşı bir düzeltme yapmış olmasına rağmen enflasyona göre hala reel bir getiri sunuyor altın. Ve diğer yatırım araçlarına göre de önde. Ancak borsa tabii 8800'ler seviyesine bir geriledi. 10400'ler seviyesinden. Şu anda hızlı bir toparlanma var. 9600'ler seviyesi. Eğer 9700'ler seviyesini görecek olursak sene hafta sonu kapanışta bunun hızlı bir şekilde yine 10200'ler 10400'ler seviyesine çıkması beklenebilir. Tabi buradaki hem Amerika'da genişleyici politika hem de her ne kadar faiz kararında faiz indirimi olabilir mi algısıyla beraber borsaya bir miktar giriş olsa da bugün Sayın Karahan'ın İSO'da yapmış olduğu, İstanbul Sanayi Odası'nda yapmış olduğu açıklamalarından görecek oluyoruz ki Aralık'ta bir faiz indirimi olmayacak. Ben böyle yorumluyorum. Bununla beraber belki borsanın bir miktar daha çıkış olabilir. Ancak borsadaki şu an seviye bile yine hala alım seviyesidir. O yüzden yatırımcı borçlu bir parayla girmemeli, risk atabileceği bir parayla girmemeli bu gibi yatırım araçlarına. Ama altın hala güvenli liman olma özelliğini koruyor. Peki. Deniz Hocam siz ne dersiniz altın meselesine? Tabii Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi uluslararası merkez bankalarının faiz indireceği bir yıl bizi bekliyor 2025. Böyle bir süreçte kenara park etmiş ya da mevduatlarda bekleyen 7 trilyon dolarlık bir para var dünya genelinde. Hocamızın söylediği yerden söyleyeyim, geleneksel yatırımcı ya da Türkiye için söyleyeyim daha çok böyle kıymetli madene daha çok talep var. Ya dövize gider ya kıymetli madene gider ya da altına gider işte neyse. Bu tabii ki hem bu kenara park etmiş mevduatta bekleyen faiz getirisiyle kendini döndüren para Fed faizleri indirmeye başlama hızını arttırdıkça yatırım araçlarına dönüşecek. Borsalara gidecek, gelişmekte olan ekonomilere yatırım olarak girecek, altına gidecek, işte kriptoya gidecek veya farklı alanlara gidecek. Nerede reel götürücü daha fazla olarak görüyorsa aslında oraya gidecek. Ki bu kıymetli madenlere olan talebin hala daha süreceğini söyleyebiliriz. Yani orada 7 trilyon dolarlık bir para beklerken kıymetli madenlere gitmemesi aslında abes kaçar biraz. Çünkü dünya iktisat tarihinde hep böyle olmuş. Ama yeni bir realitemiz var, yeni bir gerçekliğimiz var tabii ki. O da ABD'deki siyasi gelişmeler. Evet. Burada Dünya Merkez Bankaları biliyorsunuz son 10 senedir tonlarca altın biriktirdiler. Yeni ABD Başkanı da şöyle bir açıklaması oldu. Ben ABD doları tutmayana yaptırım uygulayacağım. Merkez Bankası'ndan bahsediyor. Yani altın gibi diğer değerli eşyaları ya da değerli madenleri rezervlerinde tutanlara ya da ABD dolarını rezerv olarak ya da ticarette kullanmayanlara büyük ihtimal Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı yaptırım uygulayacak. Ki çok da değerlenmesini de beklememek lazım işin açıkçası. Çünkü peki, o küreseldeki meseleler hala da halledilebilmiş değil. Peki. Abdülkadir Hocam son cümleyi alalım efendim sizden. Süremizi noktaladık. Altın meselesinde sizin yorumlarınızla buyurun. Tabii altın jeopolitik gerilimlerden beslenir, faiz indirimlerinden beslenir ve aynı zamanda küresel talep bundan etkilenir. Bunların hepsi 2024 yılında gerçekleşti ve altın 6 yılını yaşadı. Fakat sonra hem yükselmesinden dolayı, yüksek seyirden dolayı ve aynı zamanda Trump sonrası faiz indirimi sürecinin tartışmaları, kripto olan
talebin artması Trump'ın söylemlerinden sonra bir miktar yatırımcı bu tarafa çekti ve altın aşağı geldi. Sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın nükleer dili kullanmasından dolayı tekrar altın hızlı bir şekilde toparladı. Tabii önümüzdeki süreçte ne olacak? Jeopolitik gerilimler Trump bu noktada bitirecek mi, bitirebilecek mi? Hı hı. Bunu bitirirse hani altın olan talep bir miktar azalabilir. Fakat diğer taraftan da 2025 yılında biliyorsunuz şey var, faiz indirimleri var hem Avrupa tarafında hem de ABD tarafında. Tabii faiz indirim dozu noktasında iki taraf ayrılıyor birbirinden. Avrupa daha hızlı indirme noktasında, ABD birazcık daha temkin çünkü arkadaki ekonomik veriler oldukça güçlü. Yani bu faiz indirim süreci bile kendi başına şu burada altının yükselişini destekleyecek gibi. Fakat dediğim gibi bu böyle sert yükselişler şeklinde olmayacaktır. Daha temkinli, daha ihtiyatlı olabilir. Riskler kalkarsa jeopolitik riskler belki de daha yatay seyre yakın artışlarda da biz konuşabiliriz. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.